Şu dakikalarda Örnektepe'de bir eylem var. Daha önce bir protokol iptali olduğunda gündeme gelmişti. TÜRGEV'e verilen bir binaydı. Bu orayla ilgili farklı projelerinizin olduğunu söylemiştiniz ama son mecliste meclis çoğunluğunu kullanarak AK Parti ilçe belediyeye, Beyoğlu Belediyesi'ni devrediyor binanın. Durumu bundan sonra nasıl olacak? Siz nasıl bir adım atacaksınız? Şimdi bu resmen söylüyorum, resmen meclisteki çoğunluk üzerinden eşkıya anlayışı. Yani kamu vicdanı değil, eşkıya anlayışı, eşkıya duruşu. Hani eşkıyanın ne anlama geldiğini biliyorsunuz, malını gasp etmek. Yani siz Örnektepe'de Büyükşehir Belediyesi olarak yurt, ya ki biz hazırlığımızı yapıyoruz, orada bir kreş yapacağız, parkla bağlantısını yapacağız, sosyal tesislerimiz olacak, artı bazı revizyonlar yapıyoruz, artı o yurdumuzu İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak da hizmete açacağız. Yani bizden daha güvenilir, bizden daha süreci iyi yönetecek bir başka kurum yok. A, B, C, D vakıfları benim umurumda değil. Biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak en az hızlıca 2000-3000 yatak kapasiteli yurtlarla çocuklarımıza, gençlerimize, çağdaş, öğrenci yurtları olarak hizmet vereceğiz. Şimdi bu eşkıyalık yaparak, kendince mecliste karar alarak ne yapıyorlar? Süreci bypass edecekler. Neymiş efendim? Bu projeyi meclis üzerinden X belediyeye tahsis edecekler. O belediye üzerinde de istedikleri gibi hareket edecekler. Hani kusura bakmasınlar ama hani kusura bak pışık derler ya, böyle hani gözünü bir çocukların oyunu, aynen öyle derler 16 milyon insan. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. İstanbul halkının malını öyle istiyoruz diye gasp edemezler. Yani siyasi bir takım iradeler bir avuç insan istiyor diye gasp edemezler. Bunun anlamı şu, örnek verelim. Kafaları ne isti? Biz bu mecliste karar alalım. Saraçhane binasını da alıyoruz. Veriyoruz Fatih Belediyesi'ne. Demek anlamına gelir. Böyle bir şey yok. Böyle bir yetki yok. Yani oradan bir karar aldık. Efendim kanun hakkımızı kullandık. Kanun hakkınız da bu değil. Yani bunu biz yürürlüğe koymayacağız. Biz orada İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak vakfımız var. Kendi yönetimimiz var. Biz orada yurt hizmetlerimize başlayacağız. Kreş hizmetimizi orada halkımızla buluşturacağız. Alınan karar yok hükmündedir. Hem hukuki süreci yöneteceğiz hem fiili süreçte gideceğiz. Paşa paşa halkımızla oraya buluşturacağız. Öyle A vakfı, B vakfı işine baksın. Kendi içlerini yürütsünler. Meclis kararı onun için sizin önünüze gelecek. Bu durumda bu kararı veto edeceğiz. Veto edeceğiz. Hukuki süreçleri yöneteceğiz. Zabıtalarımızla gideceğiz. Oraları temizleyeceğiz. İçine insanlarımız girecek. Birçok kamu alanında yapılmak istenen bu müdahaleleri geri püskürteceğiz. Çünkü onlar bir avuç insanın isteklerini yerine getiriyor. Biz 16 milyon insanın isteklerini yerine getiriyoruz. Tamam, Hüseyin Cumhurbaşkanı İstanbul'da bir program var. Pendik'te Teknopark açılışı olacak. Siz oraya gidecek misiniz? Ve bu test sürüşü için de bir davet gitti mi? Ben oraya davet edilmedim. Ama biz test sürüşü için bir davet yapmayız. Test sürüşü davet gerektiren bir ortam değildi. Biz teknik bir süreci devreye aldık. Bizim bütün açılışlarımız, bütün ortaya koyduğumuz bu tür programlar Sayın Cumhurbaşkanı dahil, bakanlar dahil, siyasi partilerin genel başkanları dahil tamamına bizzat imzalayarak davetiyemi gönderiyorum. Biz bugün Teknopark'a davet edilmedik, açılışında bilmiyorum. Ama biz her yere davet ediyoruz. Bütün devletimizin yöneticilerin, idarecilerin, siyasi partilerin yöneticilerin başımızın üstünde yeri var. Söz konusu. Özel hayat dediğiniz gibi. Teşekkür ederiz. Sağ olun.